Sayın kurul üyeleri ve başkanları ve değerli hazurun, çok kıymetli Beşiktaşlar ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve çalışanlarımız. Önce kıyafetim için hepinizden özür diliyorum. İçinde bulunduğum şartlar bu şekilde gelmemi gerektirdi. Çok affedersiniz. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Tabii ki önemli konumuz futbol ve futbolda yapılan değişikliği Sayın Genel Sekreterimiz Sergen Hocamızın gelişiyle ilgili bir hikayenin başladığını, bunun aslında özümüze dönmenin ilk adımı olduğunu burada ben de müjdelemek istiyorum. Bundan sonra özümüzle beraber, kendi Beşiktaşlarımızla beraber profesyonellerimizi de oradan tercih ederek yola devam etmeyi planlıyoruz. Amatörlerle ilgili konuya gelince, amatörlere karşı sempatimi kimseyle tartışmak istemiyorum. Ancak Sayın CEO'muzun da ifade ettiği gibi gelir ve gider bütçeleri birbirini dengeleyen bir yapıyı oluşturmamız lazım. Amatör diyoruz, altyapımıza çocuklarımız geliyor, handbolde, basketbolda, voleybolda ve biz bunları değerlendiremiyoruz. Ben istiyorum ki bu arkadaşlarımız ana oyuncularımız artık olsunlar. Bunun için de gereken hazırlık ve mücadeleye başladık. Az evvel de gördüğünüz üzere her şey yapılmış gibi gözükse dahi güreşçilerimizin, boks şubesindeki sporcularımızın nerelerde spor yaptığını gördüğümde ben şahsen kendimi çok kötü hissetmiştim. Bu konuda gördüğünüz gibi stadımıza müsait olan yerlerine taşıdık ve kendilerini çok sağlıklı bir şekilde çalışacak yerlere ulaştırdık. Allah da inşallah onları orada başarılı olmayı nasip eder. Futbolda takımımızı bu süreç içerisinde tartışacak ve konuşacak durumda değiliz. Oldukça da iyiye gidiyorlar. Toparlanma başladı. Dünkü maç bizi çok üzmüş olabilir ancak daha da iyi oynayan ve birbirine kenetlenmiş bir takım görmüş olmaktan dolayı ümitlerimin arttığını sizlere söylemek istiyorum. Evet, son zamanlarda meşhur konularımızdan TFF ve hakemler ve yazdıklarımız, çizdiklerimiz, aldıklarımız cevaplar var. Şunu belirtmek istiyorum ki biz kurullara sürekli temas halindeyiz ve gerekli baskıları hakkımızı alabilmek adına yapmaya devam ediyoruz. Ama bunun şekli ve şemalini müsaade ederseniz bizler arkada yapabiliyoruz ve bize de lütfen bu konuda yaptığımıza dair güvenmenizi rica ediyorum. Ancak şunu da buradan belirtmek istiyorum ki aynı şeyleri TFF yetkililerine de söyledim, başkanına ve yönetim kurulu üyelerine. Artık eski ve yaşlı hakemler istemiyoruz dedim. Çünkü bunlar artık bir algı oluşturmuşlar toplumda. O hatalı maç yönetir, bu tarafa bakar, bu şu tarafa bakar. Artık gençlerle bu işi yapalım. Yapacaksa hatayı genç hakemlerimiz yapsın, geleceğimizi kurtaralım. Artık eskileri bırakalım dedim. İkincisi, bunları şunun için ifade ediyorum. Yani biz oralarda temaslarımız var. Gerçekten fikirlerimizi dinletiyoruz, dinliyorlar, saygı gösteriyorlar bize. Var konusu. Bir var konusudur, geliyor gidiyor. Ya açıklayın şu var konusunu, şeffaf olun. Şeffaf olmayan toplum hiçbir zaman için mutlu olamaz. Yok, açıklanamaz. Şimdi orada da hakkımızı tahkimde devam ettiriyoruz. İnşallah tahkim hakkımızı iade edecektir. Etmezse de artık biliyorsunuz futbolda kurallar tahkimde bitiyor. Umarım oradaki sonuçları elde edebiliriz. Bu varla hakemler arasında niye işler iyi gitmiyor Sayın Başkan diyoruz. Vallahi efendim işte bazı cezalı hakemlerimizi de oraya koymak zorunda kalıyoruz. Ya ceza bir hakeme veriyorsunuz, sonra ertesi hafta personel bulamadığınız için getiriyorsunuz, onu var hakemi yapıyorsunuz. Ya yurt dışından getirin. Bunların arasında ahbap çavuş ilişkisi var. Biri birine abi diyor, ötekine amca diyor. Babası bir tarafın hocalığını yapmış falan. Bu ahbap çavuş ilişkisinin var hakemlerini çağrı yapmakta etkileyebileceğini ifade ettik. Göztepe maçındaki zaten olay belli, bir kural hatası. Ancak bu kural hatasının İFAB'a sorulduğu ve İFAB'dan alınan değerlendirmeye göre karar verildiği söylendi. Biz de İFAB'ın gerekçeli kararını veya İFAB'ın ifadelerini ne yazdığını bizim tarafımıza açıklanmasını istedik. Bu konuda baskı yapmaya devam edeceğiz. Ancak hakemlerin yapmış olduğu hatalardan dolayı sadece Beşiktaş'ımız değil, bütün diğer takımların da etkilendiğini görüyoruz. Sonuç itibariyle bu
bu kadar ekonomisinin güçlü olan bir futbolun ve taraftarı olan kitleleri arkasına bağlamış olan kulüplerin, spor kulüplerinin uğrayacakları zararları bir şekilde hakemlerle kaynaklanmayacak şekilde getirilmesi gerekiyor. Biz o konuda mücadelemize devam ediyoruz.